Arkadaşlar, birkaç saniye sonra Black Tooth ile röportajımız başlayacak arkadaşlar. Black Tooth ile kısa bir röportaj yapacağız. Zeytin Rock Festivali'ndeyiz. Arkadaşlar, yanımda Black Tooth'un mükemmel vokalisti Tuna var. Kendisi bu sene yine her zamanki gibi Zeytin'in koydu arkadaşlar. Sahne koydu, seyirci koydu, deniz koydu, tubor koydu, her şey abi elinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Nasılsınız? Keyfiniz nasıl efendim? Her şey çok güzel. Her şey güzel gidiyor. Performansınızı çektim. Size bir şey söyleyeyim mi? Ciddi, yalansız. Birçok performans çektim burada. İçinde sağlam isimler de var. Ama en büyük reytingi siz yaptınız abi. Çok teşekkürler. Sağ olun. Büyük ihtimalle hani benim bunun beni tanıyanların da bende ekli olanların da büyük katkısı vardır. Kesinlikle, büyük ihtimal tarzın yaklaşık olduğu için ama yani heyecanınız... Gitar Koç'un takipçisiyiz. Eyvallah, eyvallah dostum. Ama heyecanınız, enerjiniz yani insanları bağlıyor. Yani seyirciyi mi çekeyim, seni mi çekeyim, gitarımı çekeyim, Raşid'imi çekeyim, kimi çekeyim şaşırıyorum böyle. Eyvallah, eyvallah. Seyirciyken de ben geçen sene seyirciydim arkadaşlar burada. Fallen'da çalmıştık. Grubele'ye sonra indim, seyirci oldum. Tam bir fan oldum anında. Eyvallah. Aa, muhteşemdi. Kutluyorum. Abi çok teşekkür ederiz gerçekten. Şu an bizi izleyenlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Eminim gelmek isteyip de gelmeyen abi. Çok abi, insan olduğunu şey yazılar, okursun, izlersin. Yazılar da hatta çıkıyor. Ya neden gelmedim ben, kafamı taşlara vuruyorum falan gibi. Var değil mi? Seni görünce yazandan sonra çok daha pişmanlık duyacaklarına eminim. Evet, bazı sorunlarım var sana. Tabii ki abi. Hazır mısın bakalım? Hazırım. Abi bir değişiklikler oldu galiba geçen seneye evet, göre. Güzel soru. Evet. Çok lütfen bunu bu kadarcık sormam yeterli. Sen aç abi. Aynen, ben açayım hemen. Şöyle ki biz normalde işte bizi takip edenler biliyor, bilmeyenler de için yani söyleyeyim. Şimdi normalde bizim zaten 2006'da kurulan bir grup Black Tooth. Aslında kemik kadroya dönüş yaptık diyebilirim şu an. Aslında bu sıralar böyle bir moda gibi bir şey de var yani. Vallahi yani aslında bir aynen böyle bir moda aksiyon var. Sene ama bu. Bizimki böyle bir anda spontane gelişti. Demek ki bu senenin enerjisinde böyle bir şey var. Hakikaten öyle oldu. Orcan tekrar geri geldi. Oradan. Selam herkese. Nasılsın? Mutlu musun peki? İnanılmaz. Mutlu musunuz yani bu birleşimden? Ya bu kemik kadro için mutlu olmamak şey değil. Orcan yani gerçekten hani sonuçta grupta kardeş gibiydik. Her şeye devam ettik. Tekrar bir araya gelmek. Garip bir bakış attı ama. Bağlama bakışı. Beni utandırıyorsun. Utanmayayım. Bak diyorlar ki orada olamıyoruz ama bu yayın iyi oldu. Teşekkürler abim. Akın Kaan Süsü. Biz teşekkür ederiz dostum. Evet, Akın'a buradan da selamlarımızı gönderelim. Eyvallah. Gitar Koç'unu takip çok şey kaçırdın ama olsun. Gitar Koç'u all the way, all the time. Sahne selam olsun diyor. Aleyküm selam. Peki şimdi birleştiniz. Güzel, aynen, iyi. Projeler neler şimdi? Olarak tekrar evet, gördüm, evet gördüm. Burada sonuçta kemik kadronun süper olmuş. Projelerden ben biraz bahsedeyim. Aynen. Mi? Tabii, buyur. Şimdi öncelikle tabii birkaç single arka arkaya çıkarma projemiz var. Çok iyi olur. Ama bir de daha önceki albümümüzü tabii olabilirse o kafamızda tekrar bir kayıt yapmak istiyoruz. Ha, gerçek. Birkaç güzel şarkıyla birlikte. Eklemeyle, birkaç eklemeyle. O yeni böyle bir şey olur. Yeni bir kapak olur. Aha. Yeni kapağıyla yeni güzel bir şekilde dönüşür ama onun dışında 2 ayda bir, 3 ayda bir artık albüm değil de böyle single'larla. Bu arada single çıkıp onlar bir ikinci yani adı şimdi üstünde zaten, albüm olur yani. Zaten şöyle bir şey var yani sizin zaten bir varlığınız, bir şeyiniz ortada. İnsanlar da yeni bir şeyler, acilen bir şeyler bekliyor. Bence single çok iyi bir seçim olur yani. Single bir şey var aslında yani genel olarak dünyada tüketim toplumundayız. Yani evet. Biz de öyle takipçiyiz. Sonuçta müzik hepimiz dinleyici olarak takipçiyiz. Evet. Bu şekilde grupları biliyorsun sen de takip etmek çok daha güzel. Yani uzun süre beklemektense single böyle aralıklarla bir şeyler almak beni peki bunu kliplendirecek misiniz yoksa sadece abi, şey mi? Düşünüyoruz bugün sen de buradaydın. Güzel görüntüler elde ettik. Buradan bir tane bir şey zaten çıkaracağız. Hatta bu DVD tarzı bir şey çıkartmayı bile düşünüyoruz. Yani enteresan bir şekilde. İyi ki söyledin çünkü sizin en çok hoşuma giden nokta ne biliyor musunuz abi? Her şeyi kaydediyorsunuz. Evet. Fotoğraflıyorsunuz ve
Ya o, evet, o ekibi nasıl oluşturuyorsunuz? Arkadaşlara da örnek olsun. Yani şey PR kısmında Türk grupları bayağı bir... Abi o konuda... PR kısmında çok iyisiniz gerçekten. İnanmayacaksın, inanılmaz amatör sayılabiliriz, bilmiyorum aslında belki. Aslında evet. Bence yani, hiç amatör değilsiniz. Amatör ruhunda çok başarılısınız evet, bence. Yani bir andaki yani böyle kendi kendine doğan spontane şeyler diyebiliriz aslında. Buradan hatta çok... sesleniyoruz, bizimle fotoğraf çekmek, video çekmek isteyen insanlar varsa... Buyursunlar, bizde de çalışabilirler. Biz. Evet. Eyvallah. Bizde buradan duyuru olsun. Bizden çok böyle bir şey içine girmiyoruz. Yani bir araya gelmek isteyen arkadaşlarımızla, bizim de hani konsere gelmek isteyen vesaire. Gel abi, bizde çekersin o arada. Hatta birçoğu kendi çekmek istiyor, izlemek için. Bu şekilde gelişiyor yani. Ama şunu da eklemem lazım. İşte o hevesle, o sıcakkanlılıkla yapıldığı için de sizin dediğiniz gibi profesyonel gibi gözüken materyaller çıkabiliyor evet, yani. Evet. Yalnız şimdi şöyle bir şey var. Bu Türkiye'de çok az grupta olan bir özellik bence. Sahnede doğal olmak. İnanılmaz bir doğallık var yani. Doğal olmak derken bunu hani... Bunu güzel bir şey yani gerçekten. Abi o kadar hatırlanmıyoruz yani. Şöyle, provalar. Şöyle bir şey yok yani. Hani abi bunu yaparsam, şu hareketi yaparsam şimdi... Ha hiç evet, öyle bir ne şey olur falan. Ama bunu yapan çok var gerçekten. Kimse kimseye karışmıyor. Ya bunu yapanlar çok var, biliyor musun? Biz aman efendim kıçım oynamasın, sağım solum oynamasın. Bizim bu konudaki şeyimiz şu. Tamamen seyirciye kanalize olmuş durumdayız. Yani seyirci bize ne veriyorsa o an orada spontane doğuyor. Tuna şıpagat açmadıkça problem... Gerçi o da hoş gerçekten olabilir. Gerçekten spontane doğuyor yani şimdi. Yani seyirciyi böyle çok, enerjisi... Çok acayip bir şey merak ettim. Performansınızı bitirdiniz. Hiç şey diyen oldu mu? Abi şunu da demeseydin iyi olurdu. Diyen şu an televizyon bugün... veya işte oldu. Prodüksiyon ilan. Sadece şöyle bir şey oldu. Aşağıda sizin de haberiniz yok. Aşağıya şurada indim. Haberim yok. Yok, haberin yok yani. Şu aşağıya indim. Çok enteresan bir şey oldu. Sağ olsun arkadaşlar fotoğraf falan çektiriyorlar. Evet. O sırada biri geldi. Büyük ihtimalle Zeytinli'nin yerel bir halktan biri olduğunu düşünüyorum. Evet. Böyle yaşça falan da biz yaşlarda, 40 yaşlarında falan. Aynen şöyle dedi. Bir şey söyleyebilir miyim dedi. Tabii buyurun dedim. Aynen ben de nazik evet, bir şekilde şey yapınca sonuca. Ya dedi sen dedi buranın hep koydun da dedi. Biz buranın... Ben de dedi gülerek bu müziği koyayım dedi. Ben de dedim hayırdır dedi. Niye dedim böyle bir şey yapıyorsun? Ya dedi o ne gürültü dedi. Ben dedi kafam şişti dedi. Vallahi dedim abi sen de bizim a**ına koy biz de buranın koyduk. Boş ver karşılıklı ödeştik dedi. Helal olsun birader sana dedi. Güzel ya bak. Aynen yani değişmiş. Ya şimdi şey çıkışsan sen ne diyorsun filan diye evet, çıkışsan yani, herif kendini belki haklı görürdü biliyor musun? Beklemeyi düşündü ama de. Şey öyle düşünmüş çok, çok de çok referans var. Yani bu filmlere de artık girmek durumunda. Yani sanatçılar da bunları artık kullanmak yani kullanmak istiyorlar. Yani kahvede amca sana gelip bunları diyen amca kahvede nelere koyuyor yani de. Aynen. Cem Pek Sezer, sevgiler tüm Black Tooth ekibine demiş. Barış Eşsizoğlu, mükemmel bir performanstı. Ellerinize, yüreğinize sağlık. Barış, Cem Pek Sezer. Akın yine demiş ki Black Tooth'un 2008'deki haline geri dönmesi şahane olmuş. Ankara'da Rock Station'da çok izlemişliğim var demişler. Evet, yani kemik kadronun olması tabii güzel bir şey oldu. Bu bir heyecan bir şey getirir abi. Getirdi. Bugün çok heyecanlı evet, çıktım. Evet. Ben kendi adıma çok heyecanlı çıktım. Ben gerçekten ben de uzun süredir evet, sahneden uzak. Bir arada çal yani çal. Gerçi ben daha heyecanlanacağım sanıyordum ama senin dediğin gibi işi doğallığa bırakınca. Aynen. Biraz o doğal süreç kendini götürüyor. Ya ben size bir şey söyleyeyim. Bence Türkiye'deki grupların birçok grubun en büyük eksiklerinden birisi doğal olamamalı. Ama siz bunu aşmış ve başarmış bir ekipsiniz. Sizi kutluyorum. Ve bunu seyirciden görüyorum yani. Bunu izleyiciden, hayranlarınızdan sezinleyip görüyorum yani. Görüyoruz yani. Kutluyorum yani gerçekten. Ya bir de şu var. Yani tabii ki bazı koreografları vardır, bilmem ne vardır. Hani onlara stüdyoda kendi kendine doğan tabii ki şeyler yani doğuyor. Sonuçta sahne. Yani çalarken teatral bir olgusu olabiliyor var yani. Ama şimdi şöyle bir şey. Bunu tabii yapanların bir konsepti zaten belli oluyor. Bir de daha doğal takılanların konsepti belli oluyor. Ama mesela daha koreografik olup da yine kasıntı
çıkanlar da olmuyor değil. Kesinlikle oluyor. Var. Oluyor yani. Türkiye'de de çok var. Ya mesela ben şimdi Duman'ı izledim. Yani mükemmel bir performanstı bence. Çünkü onlar da doğaldı. Onlar da doğal. Yani bana doğal geldi. Yani. Çok farklı tarzlarsınız. Yani, ama yani. Bir doğal. Hani şimdi abi eskiden nasıl Deep Purple... Özdeşleştiriyor insanlar kendilerini. Abi Deep Purple çıkıyor sahneye. Bir konseri de şarkı 7 dakikayken öbür konserinde 5 dakika, öbür konserinde 20 dakika. Yani şimdi o insan için özel oluyor o konser. Kesinlikle. Yani şimdi sizi burada izleyen insanlar için özel bir şey vardı burada. Özel bir şey gördüler. Her zaman hatırlayacaklar ama belki bazı ekiplerde bu sahne şovunu, bu şeyi biliyoruz olabiliyor. Size en sevdiğim yanınız bu yani. Gerçekten en sevdiğim yanınız bu. Çok konuştum lan ben. Yok be. Vallahi ama gitar koçu bugün çok konuşuyor ya. Gitar koçu bayıldınız mı? Tuna abiye sevgiler. Koçunuz bugün çok konuştu. Ama üstünde de koç. Eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Valla herkese teşekkür ediyoruz. Sana çok ciddi söylüyorum. Bu arada ben aynen çok teşekkür ediyorum. Şöyle çok enteresan bir şey oldu. Hakikaten Gitar Koç'unu takip ediyorum. Şundan dolayı takip ediyorum. Biliyorsun bu tarz konuşmaları zaman zaman aramızda da yaptık. Evet. Şöyle bir şey var. Olması gereken bir kan olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de hiçbir zaman özellikle rock camiasının bu arka yapısını görüntüleyen veyahut da buraya ilgi gösteren işte insanların, ya ben hep merak etmişimdir. Evet. Bu insanlar arkada ne yapar, ne yer, ne içer. Ya bir nevi hani MTV Cribs'ler vardı. Dur bir gösterelim bu konuşma. Aynen abi. Daha sonra ortamı kesinlikle, bir gösterelim. Kesinlikle. Abi şöyle başlıyor. Bu ortamı gösteriyoruz. Gel bu tarafa geçelim yine biz. Hey be her ortamda. El sallayın. El sallayın. Şöyle. Come on, it's alive. Evet arkadaşlar, gerçekten hoş bir ortamdayız şu an yani. Şuradan da sahne var. Evet, bakın sahne. Şuradan çıkıyoruz. Yandan seyrediyoruz yani. Şöyle bir şey var gerçekten. Bu işi kesinlikle gösterilmesi lazım. Evet. Ya ben çok merak ediyorum. Özendirilmesi lazım çünkü. Aynen, biliyor musun? Ve adam özenmeli bence, abi. Bence ne olacak biliyor musun? Bu tarz şeylerle aslında bu böyle underground bir kanalla yürüdük çok çok daha ileri gidecek. Evet. Ve bu alttan gelen insanların neler yaşaması gerektiğini, evet, gerçekten ne yapmaları gerektiğini de gösterir. Gerçekten koştuk yapacağız. Ve ben bir şeye inanıyorum. Yani burada bir takım organizasyon oluyor. Bir sürü şey dönüyor. Oradan izleyenlere şunu söylemek istiyorum. Emin olun çok daha iyisini, kat be kat daha iyisini yaparsınız. Raşit'cim hoş geldin. Merhaba, herkese merhaba. Tamam, geçin. Seni son anda yakaladık ama daha güzel, çok, daha çok süper, kısa varsa. Kısa bir iş. Evet arkadaş çok daha uygun bir zamanda seninle daha güzel bir olaya gireceğiz. Herkese selamlar. Kısaca ben de bir şey eklemek tabii istiyorum. Ki. Bence şuna da dikkat edilmeli ama benim gözlemlediğim o. Bu mesela keşif sahnesi müthiş bir şey. Gerçekten müthiş bir şey. Evet, evet. Ama sadece tek gördüğüm bir eksik vardı orada. Her şey mükemmel. Bu çok büyük bir artı. Okey. Şehir şehir dolaşılıyor. Gruplar keşfediliyor, evet, vesaire vesaire. Enteresan. Sadece bilmiyorum. Şeyler dinler mi veya öneri olarak biraz daha onlara önemli bu ortamı da hissettirsek daha hoş olur gibi geliyor. Aynı mesela fikirde. Çünkü onlar bu işin geleceği yani. Onlar burada çıktıktan sonra belki karar ondan verecek. Bahsediyorum. Yani burada bir takım şeyler dönüyor mu? Evet. Profesyonel de gözüküyor olabilir ama evet, eminim onlar yani bizim keşif sahnelik zamanımızdan çok daha iyiler. Yani o şu anda orada iyiyse bu bölgeye geldiği zaman yapacaklarını ben düşünemiyorum. Evet, evet. Yani birazcık şeyi hissettirmek lazım. Evet. Yani o nasıl yapılabilir? Tabii formüller bilmiyorum. Bir şey değil mi? Bazı yerlerde ben bunun eksikliğini hissettim kendi grubumla. Mesela hani dışlanmış çok veya şey ya, böyle hani sanki bir şeyleri ulan daha amatörüz, yeni gelmiştik buraya. Bir şeyleri bilemeyiz yani, bunları siz göstereceksiniz bilen. Yani bir şey etme, biraz da bünyeye kat. Evet. Buyur abi. Abi şunu diyecektim. Kesinlikle bu konuda haklısın. Yani bu biraz da ders verici nitelikli bir şeyler olması lazım. Yani sonuçta hani Black Tooth olarak bunu yurt dışında yaşadık bir şeyler. Hani bize bir takım tecrübeler kazandırdı. Evet. İnsan orada gerçekten çok daha farklı hissediyor. Ha burada da bu organizasyon adım adım bebek gibi başladı, büyüyor. Evet.
kadar kısa zamanda... İlk başta nasıldı, şimdi nasıl? Çok evet, bu kadar kısa var, zamanda bu noktaya gelmiş olması seyircinin evet. de tabii ki çok büyük şey var. Ha bu arada şunu diyeceğim. Yani bu olayın en çok sevdiğim yanı arkadaşlar. Ne biliyor musunuz? Grupların gerçek anlamda doğal hali oluyor. Evet. Kurgu değil. Mesela şu bir an Aytek evet. geldi yanımıza. Beyler canlı yayını alıyorum siz dedi. Lap bir anda bu olay çıktı. Mesela biraz önce oradan abim evet. sesleniyor. Yani, Duna diye falan. Evet, evet. Ya bu olayı çok seviyorum. Bu doğallığı işte. Ben de seviyorum aslında. İşte herkes istemeyebilir ama. İşte burada hani bahsettik ya sahnedeki doğallık da aynı burada da öyle. Evet. Yani kurgulanmış önceden soru ver. Şöyle yap böyle yap. Hiçbir aynen, şey yok. Aynen. Adam geldi şey dayadı. Bitti. Ben mesela hani bilmem kaç tarihinde bilmem ne kaseti çıkardı. Bu da tarih mari önemli yok, değil. Hissiyat abi, önemli çok, yani. Çok, o yüzden gerçekten zaman ayırdığınız için. Ne bilmem ne evet. şey önemli. Ya gerçekten zaman ayırdığınız burayı için. Burayı iyi dinleyin. Burada çok güzel şeyler dönüyor. Aynen. Pardon. Şurada. Aynen. Şurada. Vay eyvallah ya. Evet yani özellikle yani, gün. Orada dönüyor. Ağzından da çıkıyor. Sizin bilmediğiniz bazı şeyler var. Biz bile her görüştüğümüzde abi. Bir sürü şey öğreniyoruz. Metal kurgulanabilir mi abi? Metal kurgulanmaz. Süper. Doğru. Sahneye çıkıp kurgulanabilir abi. Evet aynen öyle. Ozan demiş ki seneye de görüşürüz demiş. Kesinlikle. Konuşun. İstiyoruz tabii. Konuşun konuşun. Bize bu güzel imkanları sağladığı için sonsuz teşekkürler. Teşekkürler. Efendim ağzınıza tamam, sağlık sağ demişler. Ya. Eyvallah. Arkadaşlar zaman ayırdığınız için bu güzel ya, kısa ederim. Da olsa esas güzel. Böyle bir şey olaya keşke her zaman. Hep böyle konuşsak insanlar. İnşallah. Bence, İnşallah bence, o şeyler de olacak buradan yani. Buradan söylüyorum burada şu an takipte kalın. Bence 3-4 saat sonra bu canlı yayınları devam edin. Devam. Buradan güzel şeyler olacak. Bir de daha da doğal halleri görün bence. Geç nelerle konuşulacak nelerle. Allah fena fena. Arkadaşlar. Abi alkol seviyesi arttıkça doğallık artar bak Şekil ha. İşte bu da güzel bir şey oldu. Arkadaşlar. Bu yayınımıza katıldığınız için çok teşekkürler. Black Tut'a çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize sağlık dostlarım. Selam. Ve ne diyoruz? Arkadaşlar ne olursa olsun ama ne olursa olsun ama ne olursa olsun. Koç gibi kalın lan. Koç gibi. Hadi bay bay.